Çandarlı Kalesi, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki kaledir. İnşa edildiği yıl tam olarak bilinmeyen kale, Cenevizliler tarafından 14. yüzyılda restore ettirilmiştir. 24 yıllık sadrazamlığı döneminde Pitane bölgesine de özel bir önem veren Çandarlı Halil Paşa, ilk olarak bölgenin güvenlik sorununu ortadan kaldırmak için Çandarlı Kalesi'ni yeniden inşa ettirmiştir. Kale, 16 metre yüksekliğinde ve 5 burçlu olarak tekrar tasarlanmış, o dönemde yeni icat edilmiş olan top atışlarına karşı dayanıklı olması açısından taş pilotlarla ve payandalarla desteklenmiştir. Plana kaleye yakın bir dikdörtgen biçiminde olan Çandarlı Kalesi, bugün 5 kulesi, mazgalları, kapısı ve duvarları ile oldukça görkemlidir. 2009'da başlatılan son restorasyon çalışması ise 2014 yılında tamamlanmış ve Çandarlı Kalesi UNESCO tarafından 2013 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenmiştir. Pitane diye bildiğimiz ilk çağlardan beri izlediğimiz tarihi bir kent olan Çandarlı, Orta Çağ içinde önemini yitirmiş, Bizans ve Cenevez güdümünde kalmış, Türk egemenliği altına girince kıyı kent olması nedeniyle pek ilgi görmemiştir. Çünkü Türkler göçebe gelenekler içinde Bozkır kültürü etkisi dediğiniz göl ve ırmaktan yararlanmayı pek düşünmemişlerdir. Sonra adalar ve deniz kıyıları tehlikeli gibi görülmüştür. Bu durum karşısında ancak devlet politikası Türk halkını deniz kıyılarına çekebilir, denizci, gemici ve Levent olmaya özendirebilirdi. Çandarlı Halil Paşa devlet geleneği olan soylu bir aileden geliyordu. 24 yıllık sadrazamlık görevi süresince denizciliğe, donanmaya ve dolayısıyla kıyı kentine ilgi gösterdi. 2. Murat ve Fatih döneminde bölgede Türkleştirme etkinlikleri çok büyük bir hızla gelişti. Çandarlı Halil Paşa Cenevizlilerden kalma köhne kaleyi yeni baştan ele alıp inşa ettirdi. Türkler denizcilik bilmiyordu. Ama 5 burçlu, 16 metre yükseklikte bir sumla çevrili kale olunca artık buraya yerleşebilirlerdi. Böylece kente Türk yerleşmesini açan, Müslüman halkın oturduğu bir kent olmasını sağlayan Halil Paşa görevini yapmıştı. Halk da Pitane adını bırakıp Türk-İslam dönemi damgasını taşıyan bir at buldu. Yapan Paşa'nın adı olan Çandar sözcüğünü seçtiler. Bu at verme, halkın kendi süzgecinden damıtılmış olarak ortaya çıkmıştı. Yani bir kurul, bir meclis, meşrebet yaparak değil. Çandar adının ortaya çıkış tarihi olarak 15. yüzyılın ikinci çeyreği demek doğru olur. Çandar adının anlamı Halil Paşa'nın sahanı denilebilir. Bölgenin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Çandarlı, İzmir-Bergama karayolu üzerinde yer alır. Ceneviz Şövalyeleri tarafından inşa edilen kale, Türkiye'nin en iyi korunmuş durumdaki kalelerinden birisidir. Kalede Helenistik çağ surlarından kalmış taşların kullanıldığı görülür. Çandarlı Kalesi'nden elde edilen taşlar incelendiğinde, kalenin birçok defa yıkılıp yeniden yapıldığı anlaşılıyor. Duvarlarda yer alan taşlardan bir kısmı M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip. Kalenin bugünkü mimarisi plan tarzında yeniden yapılması, M.Ö. 14. yüzyılda bölgeyi ele geçiren Cenevizler zamanında gerçekleşti. Cenevizler bu dönemde Foça ve bugünkü Çandarlı ile aynı bölgede yer alan Pitane'de de korunaklı kaleler ve gözetleme kuleleri inşa etmişler. Pitane, İyon egemenliğinin ardından sırasıyla Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Saruhanoğulları, Kalesioğulları ve Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine geçti. Pitane ve Pitane Kalesi bölgenin Türk hakimine geçmesinden sonra önemini gittikçe yitirmeye başlamıştır.